geldik. Yine bir ilk yaşatacağız. Yaşıyoruz daha doğrusu. Bakınız, adaylardan diğeri Selahattin Demirtaş cezaevinde ve yargılanmasına devam ediliyor. Çeşitli ithamlardan, iddialardan dolayı. Ve Selahattin Demirtaş başvurular yapıldı. Ne var ki tahliyesine, adli serbestlikle serbest bırakılmasına tahliyesine karar verilmedi. Adli kontrolle tahliyesine karar verilmedi. Anayasa Mahkemesi de red kararı verdi. Dünyada var mıdır bilmiyorum ama yani örneği çok fazla rastlanmaz. Cezaevinden kampanyasını sürdürüyor Selahattin Demirtaş. Hakkında konuşuyorlar, Cumhurbaşkanı konuşuyor, Başbakan konuşuyor, İçişleri Bakanı konuşuyor. Cezaevinde o kişi ancak avukatları aracılığıyla cevap veriyor. Ve dün 20.40'da ekranlardaydı TRT'de. Herkes çok merak ediyordu. Acaba o 10 dakikalık konuşmada neler söyleyecek diye sevgili izleyenler. Ve zulme boyun eğmeyeceğiz dedi. 10 dakikanın içerisinde önemli mesajlar da vardı. Beni değil 20 ay, 20 yıl daha hücrede tutsalar bile zulme boyun eğmeyeceğim. Bizi hapisle, hücreyle, ölümle korkutacaklarını zannedenler kendi gölgelerinden korkar hale geldiler. Türkiye'de bir ilkti Selahattin Demirtaş'ın bu konuşması. İlk kez TRT ekranlarında bir siyasi parti lideri propaganda konuşmasını cezaevinden yaptı. Öyle devletin bütün imkanlarını sınırsızca kullanarak seçim kampanyası yapan, buna rağmen meydanları dolduramayan kof kabadayılığın tehditleri cesaretinizi kırmasın. Seçim akşamı sandıklar açıldığında görün bakalım o habire size parmak sallayıp damarları çıkıncaya kadar bağıran sahte kabadayılar ne hale geliyor? Sahte kabadayılar dedi, siyasi karikatürler dedi. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş Edirne cezaevinden seslendi. Hedefini iktidar partisine aldı, seçmenden sandıkta destek istedi. Bugünlerde yaşadıklarımız tek adam rejiminin sadece fragmanıdır. Filmin asıl korkunç bölümü henüz başlamadı bile. Tercihinizi AKP ve Erdoğan'dan yana kullanmanız halinde bundan sonra ülkenin tamamının kaderi tek bir kişinin iki dudağı arasında olacak. 24 Merhaba, ben Muharrem İnce. Allah'ın izni, milletimizin isteğiyle Cumhur... 4 Haziran için kritik bir kavşak dedi Demirtaş. Bunların bir oyluk canları vardır. Kendini dünya lideri zanneden bu 3. sınıf kasaba politikacılarına güzel bir ders verme fırsatını kaçırmayın. Selahattin Demirtaş satır aralarına şiirlerden dizelerde sıkıştırdı. Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir gider bin geliriz. Bizi vurmak kurtuluş mu diyerek yola çıktık. Bizim farkımız budur işte. Biz tek adam değil, çok insanız. Bu kadar çok insan bir tek adamdan korkacak değiliz. Demirtaş sözlerini beni merak etmeyin diyerek tamamladı. Bizi idamla tehdit edenlere boyun eğmeyeceğiz. Beni merak etmeyin. Sizler iyi oldukça ben iyi olacağım. Sizler özgür oldukça ben özgür olacağım. Selahattin Demirtaş'ın sözleri arasında, o 10 dakikalık konuşma arasında bir cümlesi daha vardı. Bir oyluk canları var dedi. Yalnız bizim farklı bir İçişleri Bakanımız var. Çünkü hemen fevri cevaplar verebiliyor Süleyman Bey, Süleyman Soylu. Bir oyluk canları var cümlesini tehdit olarak algıladı. Duyacaksınız şimdi. Diğer taraftan bir tuhaf açıklama Adalet Bakanı'ndan, ki bunların bağımsız makamlarda kişilerde olması gerekir. Artık yeni sistemde bunlar değişmiyor, kalıyorlar yerlerinde. Demirtaş'ın tutuklanma sebebi dedi CHP'dir. Bunların bir oyluk canları vardır. Bir oyluk canları ne demek olduğunu biliyor musunuz? Hepimiz ölümle tehdit ediyor. HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a böyle tepki gösterdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Demirtaş'ın sandık çağrısını ölüm tehdidi olarak yorumladı. Belki arkadaşlar fark etmemişlerdir de ben aradan o cümleyi çektim. Bir oyluk canları vardı. Hepimiz ölümle tehdit ediyor. Yani diyor ki biz bir oyla sahip çıkın bu meseleye, bu iktidarı götürelim, gereği bizim hadisemizdir. İçişleri Bakanı sonra sözü CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye getirdi. Şimdi bu cesareti buna veren bu Muharrem İnce'dir. Ne yaptığını falan bilmiyor. Selahattin Demirtaş'a yönelik bir çıkışta Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. O da Demirtaş'ın tutukluluğundan CHP'yi sorumlu tuttu. CHP istediği için içeride. CHP'nin verdiği oylarla dokunulmazlık kalktı ve Demirtaş yargılandı. Benim halen burada olmamın tek nedeni AKP'nin benden korkuyor olmasıdır.
Adalet Bakanı Gül, o dönem dokunulmazlıkların kaldırılmasında AK Parti ve MHP'nin oylarının yetmediğini hatırlattı. Demek ki CHP'de oy verdi dedi. Bu iş öyle kolay olmayacak. Enteresan bir cümle yorumdu. Şimdi bir oyluk canları var. Ben de bu konuşmayı dinledim. Benim öyle bir şey aklıma gelmedi. Bilmiyorum, gelenler vardır. Ancak şimdi Sayın İçişleri Bakanı buna açıklık getirirken karşıdaki sunucunun bakışını gördünüz mü? Böyle bir bakış içerisinde. Acaba onun aklından neler geçiyordu? Çok merak ediyorum. Tabii neye göre değerlendirmiş böyle? Veya neye göre böyle bir tek cümleden nasıl böyle bir şey çıkartıyor? Cezaevindeki bir adamın bu sözünden nasıl etkilenmiş veya nasıl yorum yapabiliyor onu da anlamak değil. Neticede devletin cezaevinde tutulan bir kişiden bahsediyoruz.